Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesi, toplumsal hayatta gerçekleşen Atatürk devrimlerinden birisidir. 1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakları, 5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliği ile tanındı. Kadınların ilk kez oy kullandığı Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. dönem seçimleri 8 Şubat 1935 Türkiye Genel Seçimlerinde yapıldı. Ve 17 kadın milletvekili ilk kez meclise girdi. Ara seçimlerde bu sayı 18'e ulaştı. Atı Çırpan, Türk siyasetçi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın köy muhtarlarından ve ilk kadın milletvekillerindendir. Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasından sonra, 1935 Türkiye Genel Seçimlerinde aday olup ilk kadın milletvekilleri olarak meclise giren 17 kadın arasında yer almış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. dönem Ankara Milletvekili olarak görev yapmıştır. Atı Çırpan ya da diğer adı Yalsatı Kadın, 1890'da Kazan Köyü'nde doğdu. Babası Kara Mehmet Efendi, annesi Emine Hanım'dır. Balkan Harbi sırasında gırtlağından yaralanmış bir askerin eşiydi. 5 çocuk annesiydi. Çiftçilik ve babasının ardından köy muhtarlığı yaptı. 26 Ekim 1933'te kadınlara muhtar olma hakkı verilmesi sonrasında, Kazan Köyü'nün muhtarlık seçimlerini kazanmış ve Türkiye'nin ilk kadın muhtarlarından biri olmuştu. 1934 yılında Kızılcahamam'a giderken Halkavun nahiyesinden geçen Mustafa Kemal ile tanıştı. Rivayete göre bu ziyaret sırasında kendisine doğum tarihini soran Mustafa Kemal'e, 1890 doğumlu olmasına rağmen 19 Mayıs 1990'da doğduğunu söylemiş, o tarihten önce yaşamadığını ifade etmişti. Mustafa Kemal Atatürk bu karşılaşmayı ve kendisini şaşırtan bu cevabı unutmamıştır. Atı Çırpan Mustafa Kemal'in tavsiyesiyle 1935 Türkiye Genel Seçimlerinde milletvekili adayı oldu. 8 Şubat 1935'te Ankara Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Mustafa Kemal'in isteği üzerine Satı adını Hatı olarak değiştirmiştir. Kamuoyunda Satı Kadın olarak bilinse de Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarına adı Atı Çırpan olarak geçer. Satı Kadın, milletvekilliği görevini tamamladıktan sonra Kahraman Kazan'a döndü. 21 Mart 1956 günü hayatını kaybetti. Kahraman Kazan'da anıt mezarı vardır. Yaşadığı evi restore edilerek müze haline getirilmiştir.